Herkese merhabalar, Kısa Devre kanalına hoş geldiniz. Bu hafta videomuzun içeriği Ben Seni Ararım. Biliyorsunuz ki Ben Seni Ararım videolarında seçtiğimiz bir ismi görüntülü olarak arıyoruz ve sizden gelen soruları ona iletiyoruz. Ben günlerdir Instagram sayfamda Ayben'le bir video çekeceğim. Ona sorularınız varsa iletin diye duyurumu yaptım ve Instagram'dan Ayben'e sorular geldi. Şimdi Ayben'i arayacağız arkadaşlar ve kendisine sizden gelen soruları ileteceğiz. İnşallah sağlıklı bir bağlantı kurabiliriz. Hadi başlayalım. Ve Ayben konuğumuz arkadaşlar. Ayben hoş geldin, nasılsın? Teşekkür ederim, hoş bulduk. Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum. Ben Seni Ararım videolarımızda bu hafta konuğumuz sensin. Evet, İzledim öyle oldu. Ne mutlu bana. Daha önce izledin mi videolarımızı? Evet. Bir iki tanesine baktım. Ya tamam, yalan söylemek zorunda değilsin. Hayır, aslında seninle görüşeceğimi öğrendikten sonra baktım işin aslı. Hani nasıl bir şey olduğunu bir algılamak açısından çok keyifliydi. O yüzden de şimdi buradayım. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Ayben bizim jenerasyonun, gençliğinin iyi geçmesinin en büyük sebebidir. Yaptığı harika şarkılarla gerçekten bazen depresif, bazen eğlenceli, çok güzel günler yaşattın bize. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu bana böyle hissettirip böyle şeyler söyletebiliyorsam. Eyvallah. Instagram'dan sana sorulması için hayranlarından sorular topladık. Bu soruları video içerisinde sana ileteceğiz. Tamam, hazırsan. Harika. Kendini hazır hissediyor musun? Evet, hazırım. Başlıyorum. Önce klasik soruları başa koydum ki klasikler bir gitsin, ondan sonra daha vurucu sorulara geçelim diye. Hadi bakalım. Rap'e ne zaman başladın diye bir soru var. Bu arada seni çok seviyorum Ayben abla diye eklemiş. Çok teşekkür ederim. Ben de sizi çok seviyorum. Ben rap'e çocuk yaşta başladım aslında. Rap yapmaya, sözler yazmaya. Abim sayesinde başladım. Aramızda 5 yaş gibi bir fark var. Dolayısıyla ondan görerek başlamış oldum. Fakat ilk stüdyoya girişim ve bir stüdyoda kayıt almam Meclisale albümündeki Yüz Yüze şarkısı için oldu. Orada da 16 yaşında falandım. Mama yani 20 sene. Ya. Yani 20-21. Ciddi evet. Anlamda Türk müziğinin, Türk rap müziğinin... Türkçe rap... Böyle başlangıcı gibi bir şeydi yani. Orada her şey çok değişti aslında rap müziğinde. Evet, çok çok kıymetli ve ben de çok şanslı hissediyorum kendimi böyle bir tarihin içerisinde yer almış olmaktan. Rap hayatını bir cümleyle özetleyecek olsan o cümle ne olurdu? Wow. Yani burada dediğimiz gibi 20 yıl belki daha fazlasından bahsediyoruz. O da hızlı ve zor diyebilirim. Ama eğlenceli. Hızlı, zor ve eğlenceli. Güllü gömleğimi nasıl buldun? Güzel mi? Çok şık. Senin için giydim bugün. Üçüncü soruya geçiyorum. Çok teşekkür ederim. Suyun altında kaç saniye nefesini tutabiliyorsun? Bu kadar hızlı rap söyleyen tek kadın sanatçı sensin başkan demişler. Çok teşekkür ederim. Yani aslında yaptım ama hiç süre tutmadım. Hani suyun altında nefes tutma, uzun süre kalma falan gibi denemelerim oldu. Yani bilmem 40-50 saniye. 5 dakika, 6 dakika. Yok artık. Nasılsın? Sen kalırsın, ben senden bekliyorum. Yok canım. Peki. Başkan albümünü hazırlama gereksinimini hangi olaydan sonra kendine duydun? Yani aslında bir olay yoktu da birazcık fazla beklediğimi ve özlediğimi hissettim. Bir geri çekilmiştim bir 10 yıl kadar. Aslında o arada da işte single'lar, sahneler, düetler vesaire oldu. Fakat sanki bir sabah uyandım ve ben... bir şeyler yapmalıyım diye bir hissettim. Yani geri durmak istediğin için mi durdun yoksa hani olaylar mı öyle gelişti? Yani ben artık bir süre bir albüm yapmayayım, müzikten biraz uzak, yani gerçi müzikten uzak durduğunu sanmıyorum ama bir süre albüm yapmayayım, böyle takılayım mı dedin? Yani aslında hem öyle hem biraz geri durmak karar verdim diyeyim. Durmak zorunda da hissettim. Bir şey hissettim. Yani nasıl diyeyim? Hem piyasada olup hem susamayacağım şeyler vardı. Ben de tamamen susmaya karar verdim. Dolayısıyla da böyle gelişti. Rap'e ilk başladığın zamanki tayfayla şu anki tayfa hala aynı mı? Yoksa oradan gidenler gelenler oldu mu? Yani senin hayranların, takipçilerin aynı kişiler mi? Yani ilk günden bugüne takip edenler var mı? Yani şimdi tabii ki var. Çoluk çocuk sahibi olanlar bile var. Hatta çocuklarına benim ismimi verenler bile var. Çok çok güzel.
Evet, çok ya ben mesela bir his kendimden bu. Örnek verebilirim. Bugüne kadar gardığım bütün şarkıları, ilk şarkından son şarkına kadar hepsini severek dinledim. Çok yakın bir sürede çocuğum olacak mesela. Kız olsaydı Ayben koyabilirdim. Ama bu şu demek değil kesinlikle. Artık yaşın geldi, Ayben değil. Çok genç yaşta başladığın için yanlış anlaşılmasın. Evet, evet. Yok hayır, zaten onu anlıyorum. Yepyeni de bir kitle var. Şimdi dediğim gibi işte ilk başladığım gün 20 seneden bahsediyoruz neredeyse ve dolayısıyla da bu insanlar o zaman işte 8 yaşında olan birinin şu an 28 yaşında olması anlamına geliyor. Klasik bir soru soracağım demiş. Geçmişten getirmek istediği biri var mı? Ölmüş 3 kişi yazmışlar. Bir de yaparken en çok eğlendiği şarkı ne diye sormuş. İkisini arka arkaya cevaplayabiliriz. Şimdi ikisi de iki uç soru benim için. Şimdi birisi tarihi bir karakterden mi bahsediyor? Eğer tarihi bir karakterden bahsediyorsa Atatürk'ü geri getirmek isterdim. Eğer şahsi olarak hani annemi geri getirmek isterdim ölmüş biri olarak. Amin, bütün ölmüşlerimizin mekanı cennet olsun. Onun dışında bir de en eğlendiğim şarkı mıydı? Ben, evet, en eğlendiğin şarkı. Yaparken de, sahnede söylerken de çok eğleniyorum. Bindirim, son Başkan albümündeki Bindirim şarkısı. Bindirim şarkısı. Abisiyle evet. Arasındaki iletişim nasıl? Bir üstadın kardeşi olmak ona nasıl hissettiriyor ve ne gibi sorumluluklar yüklüyor demiş. Şöyle ki, iletişimimiz müthiş bizim. İki profesyonel olarak, iş anlamında iki profesyonel olarak ilerliyoruz. Hani abi kardeşten öte, ben onu üstad olarak görüyorum birçoğu gibi. Ve hayranlık duyduğum bir isim. Dolayısıyla burada sınırlar ortaya çıkıyor. Hani ben de profesyonel olarak yaptığım bütün işleri ona sunarken belki herkesten çok daha fazla endişe duyuyorum. Çünkü çok ciddi anlamda eleştirebiliyor beni. Hani çok sert eleştirebiliyor. Yaptığım işlerde. Bu bağlamda çok iyi bir iletişimimiz var. Ama asla işime karışmaz. Zaten ben çok başına buyruk davranan bir insan olduğum için benim işime karışmaz. Bunu bu şekilde yaz. Şu cümleyi kullan gibi şeyleri asla yok. O yüzden yaptığım işe çok ciddi bir saygısı var. Fakat beğenmediği şeyi de en sert şekilde söyler. Cezanın kardeşi olmanın sorumluluğu tahmin edilenden çok daha fazla. Bir kere bir ismi taşıyorsunuz yanınızda. Sürekli olarak o isimle birlikte anılıyorsunuz. İstemeseniz bile. Dolayısıyla ben 10 yıl kadar sustum ve bu yani cezanın bana desteğinden çok engel olmuşluğu vardır. Yani en öndeki yani şey belki en büyük. Cezanın kardeşi olmak fayda sağlamaktan ziyade engel oldu diyorsun değil mi? Evet. Evet, birçok konuda çok çok fazla engel oldu çünkü. Cezanın kardeşi olmasaydın bugünlerde bir Ayben olabilir miydin? Ya da cezanın kardeşi olduğun için mi Aybensin? Cezanın kardeşi olmasaydım eğer bugün çok daha özgür bir Ayben olurdum. Çünkü söyleyebileceklerinizin sınırı var. Hani şimdi ben böyle düşünenlerle empati yapabiliyorum. Çünkü ben onların yerinde olsam belki hani ben de aynı şeyi düşünürdüm kendimle ilgili. Fakat hani benim ya yani o kadar da kolay değil. Benim de 20 yıllık bir mazim var bu müzik için. Evet. Ve dolayısıyla cezanın kardeşi olduğum için sırf bu sebeple 10 yıl piyasadan uzak kalmak durumundaydım. Çünkü hani cezanın kardeşi olduğum için susmak zorunda kaldığım birçok şey yaşadım. Hem piyasada olup hem susmayı başaramayacağım yani mesela için. Hani neden cezanın kardeşi olduğu için müzikten 10 yıl piyasadan uzak kaldın? Çünkü yapmak istediklerinizi sınırlamak zorundasınız. Hani dediğim gibi beni bireysel olarak almak yerine ünlü bir isim, bu işteki en başarılı isimlerden biri. Dolayısıyla onun kardeşi olmak sizi bazı başlıklara cezanın kardeşi olarak taşıyor. Bireysel olarak yaptığınızı düşünmüyor çünkü kimse onu. Yani ne değişti? Ne değişti? Şöyle ki artık evin küçük kızı değilim. Ben de artık iyice bu 10 yıl benim için de bir olgunlaşma süreciydi. O zamanlar gerçekten evin küçük kızıydım belki ama artık evlendim. Güzel, hayırlı olsun. Hani, çok teşekkür ederim. Ve hani mesela atıyorum şimdi... Yani bu biz kariyer yollarımızı hep ayrı yürütmeye başladık. Ben aynı firmalarla çalışmıyorum. Yani bu çalışmayacağımız anlamına da gelmiyor ama ayrı yürümeye çalışıyorum olabildiğince. Mesela bir festivalde abim çıkacak diye bana gelen teklifi ben reddediyorum. Çünkü öyle görünmek zaten biz istemiyoruz. Ya da ben cezadan bir düet istediğim zaman kardeşi olduğum için yapmıyor. Ben 6 kez düet isteyip 4'ünde başarılı oldum mesela. Hani böyle durumlar var. Bana da hayır diyor. Ben de
bekliyorum. Ben de defalarca kapısına gidiyorum. Yani bunlar diğer insanlardan beni çok farklı kılmıyor. Birçok underground isim de onun albümünde yer alıyor. Evet. Bazen sahnelerine beni konuk olarak alıyor. Ne büyük şans benim için. Pozitif anlamda elbette ki bana kattığı çok fazla şey var. Bunu göz ardı edemem. Fakat negatif olarak da beni engellediği çok fazla durumun içerisine kalıyorum. Peki, güzel. Buradan iyi video başlığı çıktı. Ceza beni engelliyor diye ben yapıştırıyorum yani. Ben söyleyeyim. Eyvahlar olsun. Yaktın beni. Bu arada şunu da hatırlatalım. Videonun altına yorum yapanların arasından 3 takipçimizi seçip imzalı Ayben albümü, Başkan albümünü göndereceğiz. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bunu da duyurusunu yapalım. Albümü istiyorum yazın. Kanala da abone olun. Ayben imzalayıp gönderecek Başkan albümünü. Çok havalı bir kadınsın. Seni en çok görme olasılığım nerede? Yani nerelerde takılırsın? Ayben'e nasıl ulaşılır? Yani çok havalı mıyım ben gerçekten? Vallahi saç rengine baktığımda biraz havalı görünüyorsun şu anda. Ya onları sürekli... ya sürekli aslında değiştirmeyi çok seviyorum. Saçımı, işte görüntümü. Yani böyle şimdiki aklım olsa aslında yüzümü hiç göstermeden bu işi yapmış olurdum. Öyle gerçekten mi? Ben kamera karşısında olmaktan çok hoşlanan biri ama değilim. Ama fotoğraf... yapabilen çok yok ya bildiğim kadarıyla. Yok. Yani... yok, gerçekten yok. Evet. Yani o şekilde yürüyecek bir iş değil maalesef ama hani... Kimsin şarkısı Avlu dizisine uydurulmak için mi bu şekilde söylendi? Diğer şarkılarına bakınca bu senin şarkın olamaz dedim diye bir eleştiri yapmış. Şimdi şöyle bir durum var. Neden? O da benim şarkım aslında. Ben çok da severek yaptım. Hani farklı şeyler denemeyi seviyorum zaten. Hı-hı. Hani tanıyanlar, beni dinleyenler bilirler. Bence eleştirisinde haklı çünkü... Ayben evet farklı şeyleri denemeyi mutlaka seviyordur. Ama bizim dinlediğimiz Ayben şarkıları gibi değildi. Biraz daha gerçekten farklı bir şarkı. Kötü değil, kesinlikle kötü değil. Güzel bir şarkı. Evet. Ya şimdi şöyle ki benim şarkılarım genelde daha enerjisi daha farklı oluyor. O konuda ben de kabul ediyorum. Fakat Avlu dizisiyle ilgili bana geldiklerinde şöyle bir durum var. Dizinin mottoları ve dizinin bir konusu var. Vermek istediği bir, anlatmak istediği bir konu var. Belli mottolar üzerinden ilerliyor her bölüm. Ve teaserlarda kullanılan cümleler ve kelimeler var. Dolayısıyla bunların da yer alacağı bir şey istediler benden. Hani ne yapabilirsin? Ama yani aslında sipariş denebilir mi bilmiyorum. Sipariş üzerine de çok hani bir şey yapılabilir mi bilemiyorum ama bu gerçekten birazcık bu kendim yani bunu söylersem hoş bir cümle olmayacak. O yüzden hani övmek gibi algılansın istemiyorum da şimdi işin bir matematiği var. Rap müzikte işin bir matematiği var. Ritimlerin içerisine cümle sığdırdığınızda çirkin duyulur. Dolayısıyla onları böyle kesip biçmeniz gerekiyor. Ve burada işte Sofokles'ten Shakespeare'e kadar bazı cümleler vardı. Bunların anlamlarını değiştirmeden yerlerini bozabilmeniz, hecelerini bozabilmeniz gerekiyor. Ben bunu yaptım, bunları denedim. Benim için de güzel bir deneyim oldu. Kimsin zaten dizinin mottosu. Kimsin? Ben bir hiçim mesela. Hani dolayısıyla da böyle bir şarkı ortaya çıktı. Bence sevildi. Diziyle de çok güzel bütünleşti. Güzel, farklı böyle bir ortaya şarkı. Çıktı. Dizi de çok izlenen bir dizi. Şarkı da cuk diye oturmuş yani. Soru şöyle başlıyor. Yok alemde pek bir dengim. Hep bak piyasaya, hepsi zengin diyorsun başkan. Bunu kimin için söylüyorsun? Ya da kimler için? Başkan aslında benim için bir geri dönüş ve bir gövde gösterisiydi o şarkı. Dolayısıyla öyle güçlü cümlelerle geri dönmek istedim. Hani piyasada gerçekten bütün kliplerde o parayı, o şeyi ne derler, gücü görüyorsunuz. Dolayısıyla hani ben oradaki olayın hani dengim dediğim şeyin işim olduğunu, hani hepsi zengin fakat iş var mı yok mu bu tartışılır. Evet. Dolayısıyla ben işimle varım. Peki, burası... Ve bunun dengi yok manasındaydı. Ama dediğim gibi bu da bir gövde gösterisi çünkü 10 yıl uzun bir süre. Burada şunu sormak istiyorum. İzler misin izlemez misin bilmiyorum. Mutlaka bir yerlerde denk gelmişsindir. YouTuber'ların birbirlerine diss atma şarkıları vardı bir dönem, yakın bir dönemde. Pahalı helikopterler, uçaklar, arabalarla videolar çektiler. Sözde birbirlerine diss attılar. Bu konudaki düşüncen nedir? Yani rap müzik midir bu? Yani PR çalışması bunlar. Yani hani baktığın zaman onların hepsi aslında arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla hani birlikte bazı şeyleri yürütüyorlar ve insanlar da bunları izleyip eğleniyor. Ki
baktığın zaman hani Spotify listelerinde ya da işte dijital ortamdaki birçok müzik listesinde girmeyi de başardı. Hani bunları dijitale de sunanları oldu. Evet. Rap midir, değil midir tartışmaktan ziyade iyi bir rap midir? Çünkü o insanların öyle iddiaları yok. Çok iyi rap yapıyoruz iddiaları da yok. Yani ona göre değerlendirmek gerekiyor. Bu peki Türkiye'deki rap müziğe zarar verir mi? Verdi mi ya da? Ben öyle düşünmüyorum. O verdiğini düşünmüyorum açıkçası. Yani şimdi rap müzik çok popüler. Tabii bu bahsettiğimiz YouTuber'ları tenzih ederek konuşuyorum ama kim ne koparabilirsem... Herkes yolunda. Aynen öyle. Kim ne koparabilirsem şeyine geçti. Çünkü bütün şirketler artık yüzüne bakmadıkları rap müzisyenlerini kendi bünyelerine alabilmek için birbiriyle yarışır vaziyetteler. Bireysel olarak çalışabilmeye başladı bütün rap müzik yapan arkadaşlarım, kardeşlerim. Ve bir birlik beraberlik ortamı var. Herkes rapin popülaritesini fark edip nasıl bununla ilgili bir şey yapabilirim kaygısına düştü. Dolayısıyla da bu bağlamda herkesin üretimi arttı. Reklamlardan tutun her şeye. Evet. Yani günlük hayatta işte mağazaların çaldığı müzikler değişmeye başladı vesaire. Hı hı. Haliyle de böyle yansımaları oluyor. Ama ben yanlış bulmuyorum. Yapabilirler, deneyebilirler. Eğleniyorlarsa sakıncası yok. Çünkü insanların kulağı artık iyi ile kötüyü ayırt edebiliyor. Peki, iyi de kötü demişken mesela bu arabesk rap diye tanımlanan enteresan müzik de mi o iyi kötü arasına giren rap midir yani nedir? Bağcılar'da, Zeytinburnu'da yapılan, Adana'da yapılan bahsettiğim şeyi anlıyorsun açık açık. Yani oralarda bambaşka bir hayat ve bambaşka bir dünya var. Yani o müziği yapan insanların çok farklı bir yaşantısı ve çok farklı bir dünyası, bir hayat anlayışı var. Onların yaptıkları şeye saygım olmakla beraber rap olarak değerlendirilmeli mi? Bence hayır. Ben arabesk rap diye bir şeyin varlığını açıkçası çok da kabul etmiyorum. Çünkü arabesk var, rap var. Bunlar birbiriyle düetlenebilir. Mesela atıyorum Müslüm Gürses Ceza düeti. Bir arabesk kralıyla benim için bir rap kralı. O arabesk rap olabilir bak çok güzel. Aynen işte bu arabesk rap'in düeti. Bunun yanı sıra Yener örneği var. Ki hani o arabesk tınılarına çok yakın nakaratlar, melodik rapler vesaire bu da rap. Ama komple arabesk bir şarkının içerisinde bir cümlelik rap'e benzer bir şey var diye ben ona rap diyemem. O arabesk. Peki. O başka bir kulvar. Güzel. Ayben çok teşekkür ediyoruz. Albüm hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Bu kadardı. Ciddi anlamda keyif aldık. Gerçi videonun sonuna geldik. Bunu da söylemek istiyorum. Arkadaşlar biz bu videoyu çekmek için 2 gündür uğraşıyoruz. Evet. 4. kez, 5. kez falan çekiyoruz gerçekten. Bağlantı koptu. Sonrasında aldığım kayıtlar çöpe gitti. Ayben sağ olsun hiç kırmadı bizi. Hiç problem değil. Bir daha çekelim dedi. Bu yüzden özellikle samimiyetimle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada Ayben albümü için de 3 tane imzalı albüm göndereceğiz. Videonun altına yorum olarak bırakabilirsiniz arkadaşlar isteyenler. Ayben görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakal. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Kendine iyi bak. Sağ ol. Bay bay. Herkese selam. Arkadaşlar Ayben'i uğurladık. Bir videonun daha sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz Ayben'e ve izleyen herkese. Kanala abone olmayı unutmayın. Eğer ki Ayben imzalı albümü de istiyorsanız yorum kısmına albümü istiyorum yazmanız yeterli. Instagram sayfamızdan çekilişle açıklayacağız arkadaşlar kimlerin kazandığını. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Now.